Ne yazacaksın? Seni hiç ilgilendirmez. Ya bana da atar yapıyor. Oğlum sen yanlış kişi atar yapıyorsun. Ya var var sana mı yaptın? Oğlum bayağı şey gibi oldun lan. Kanalın C filmlerinde Kabe'nin kızı ama. Ne yaptın fırçamı ya? Öyle geldi bana. Biz bunlara para veriyoruz ya. Malzeme. O fırça bana öyle geldi. Can öyle. Yalan söylüyor. Hiç öyle falan gelmedi. Sence öyle bir şey yapmış olabilir miyim? Hayır canım. Ayak gibi güven. Sen Picasso'nun fırçalarını gördün mü? Görmedim. Görmek de istemiyorum. Merhaba ben Yeşim. Tarz Meselesi'ne hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Yanımda erkek kanalından Kemal ve Can var. Ve sizin için bir sevgililer günü hazırlığı yapacağız. Onlar için böyle çok güzel malzemeler getirdim. Doldurdum burayı böyle kağıtlar, işte washi tape'ler, kartlar falan. Ve dedim ki bize şöyle güzelinden birer sevgililer günü kartı tasarlayın. Bakalım sizin yaratıcı gücünüzü bir görelim. Nasıl iddialı mısınız? Hazır mısınız? Ben bunu yapacağım. Baksana iddialı. Ben malzemeleri... Ben... Bir dakika. Yalnız öyle şeyler yapmak yasak. Rakipsiniz şu an. Tamam. Her yol mübah. Her yol. Birbirinize bakmayacaksınız. Her yol mübah. Fair play ruhu içinde oynayabilir miyiz Kemal Bey? Teşekkür ederim. Ya laf atabilirsiniz ya. Şey yapmayayım şimdi. Laf atabilirler birbirlerine. Birbirlerinin modunu düşürmeye çalışabilirler. Bunlar yasak değil. Ama şöyle bir şey yapacağız. Şimdi kartlarını tasarlayacaklar. Ondan sonrasında hem anket açacağız hem de yorumlardan kimin kartını daha çok beğendiğini yazanlardan iki kişiye Kemal'in ve Can'ın tasarladığı kartları onların ismine, değil mi? Evet. Göndereceğiz. Evet. Bu arada erkek kanalında sakın isminden böyle sadece erkeklere özel bir kanal zannetmeyin. Görmediyseniz, uğramadıysanız mutlaka uğrayın. Teşekkür ederiz. Evet. Ben... Ha, bu arada o kanalda da Sevgililer Günü hediyeleri yapacağız beraber. Ben... Oturduğum an anladım ne yapacağımızı. O yüzden şu anda bayağı şaşkın tavuk gibi bakıyorum. Bayağı da el işini en son ilkokulda yaptım yani. O yüzden... Tamam, çok ara vermişsin zaten. Ama bu iddialı gibi yani. Ya bayağı sanki geçen hafta manitasına anladın mı dosya vermiş gibi böyle. Öyle bir havası. Hayır abi çok keyif al. Keyif veriyor ya bunlar. Keyif al. Haa doğru sen balta malta falan da yapıyorsun. Evet evet göstermişti bana. Doğru. Ama ben kazanacağım. Tabii, çünkü senelerdir içimde tuttuğum o... el işi sevgisi. Ya şu an türbünleri oynuyor. Şu an türbünleri oynuyor. Zalımın yanında olmayın. Tamam. Başla. Ben başlıyorum. Tamam başlayın. Sormak istediğiniz bir şey olsa sorabilirsiniz bu arada. Ne yapayım ben ilk soru o mesela. Şimdi ben... Bak hareketlere bak çocuktaki. Bu mesela... Bu yapışabiliyor mu bunun üstüne mesela? Yapıştırıyor. Silikon tabancası o yüzden. Tabii, aynen. Bununla her şeyi yapıştırabilirsin. Biraz fikirlerimi çalmazsam iyi olur. Ha evet lütfen yani bir süreç başladıktan sonra... Ben şu an yapacaktım, fikrimi çaldın konuşmadan. Çalmazsan eğer. Neyse ben bakmıyorum da sonra çaldı olacak. Ne yapacak ya adamım? Ben konuşmadan fikrimi çalmazsan iyi olur diyor. Esere de yaptırdım ya. Ve beni geçti biliyor musunuz? Yapacak tabii. Ben bunu her challenge'da, DIY challenge'da söyleyeceğim. Oha elin aldı bu ne be? Evet. Dün akasya da bayağı yandı. Evet dedi. Vicdansına bak. Evet. Ne var? Ben çok yanıyorum. O yüzden biraz benim için yanın. Sorun değil. Biraz da siz yanın. Allah sen Allah. Sen yanmazsam, ben yanmazsam nasıl çıksın bu kartlar, karanlıklar aydınlığa? Nasıl kartlar, gitsin bu kartlar insanlara? Ne yazacaksın? Seni hiç ilgilendirmez. Ya bana da atar yapıyor. Oğlum sen yanlış kişi atar yapıyorsun. Ha var var sana mı yaptın? Özür dilerim. Sen abi. Yanlış yere atar yaptın. Yeşil görüyorsun. Bak kanalına olsun. Geldi neler yapıyor sana sevgililer bak. Sevgililer günü kartı mı bu? Sizin kanalda o kadar kötü bir hediye yapacağım ki. Yani kiç sevgililer günü kartını yapmaya adayım. Kemal kiç nedir bize bir anlatsana. Kiç nedir? Açın bakın sözlükten. Ya bir şey sormak istemiyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Gayet kendinden emin bir ikili. Evet, konuya hakim. Arada kanala gelip yapsanıza ben çok sıkıldım. Aa, Kemal Fin ters yaptım. Bunu nasıl çevireceğim? Kiç ya o yüzden. Sağ ol. Kurumuş mudur acaba bu? Kurumamış gibi görünüyor. Değil mi? Daha henüz kurumamış. Evet. Biraz kalın ve yoğun çalıştığım için boya... Dokunduğu zaman insanların şey yapmasını hissettim yani. Hani sevgimi katarken yüzeysel olarak beni bir hani... Parmak uçlarından bir geçsinler. O anın boyutu da hissetsin. Tabii tabii yani. Hani... Sevgimi kattığımı anlasın. Amaç orada o hani bak evet. Hep doku farkındaysan. A'ya basacağım ama I'ye bastım. I'yi oldu. Yani farkındaysa elle açtığı zaman, ellerle açtığınız zaman doku olarak... Demek ki kafandaki ellerin yapmak istemiyor yani. Amaç. O kesin de. Ya ben bir yeşim bir konuda yardım isteyebilir miyim senden? Tabii bana ki. Böyle güzel buna dolduracak kadar büyük bir kalp çizebilir misin bunun için? Yok artık daha neler. Dolduracak kadar büyük bir kalp. Yani hani...
tam şeylerden. Hani kalp şeklinde yapmak. Ben çizemiyorum şimdi. Şöyle bir kolay yöntemi var bak. Bunu ikiye katladın ya. Vay tamam. Ya da çapraz, yok çapraz olmasın. Yandan. Yani en simetrik elde çizmenin yöntemi bu. Ben ha, yarısını kalem... çizip. Evet evet. Şöyle şuradan böyle çizdiğin zaman. Ben onu da beceremem. Yani kalp çizme ama konusunda... Ama seni çizmen lazım. Kalp, arkadaşlar kalp çizme konusunda tam bir barbarım. Hani o yüzden... Beceremiyorum onu. Deniz şöyle yarısını diye. Çizersen en azından açtığında simetrik bir kalbin olur. En azından çirkin simetrik bir kalbin olur diyorsun yani. Hani. Ben çok çirkin olacağını düşünmüyorum. Bir dene bence. Bence fena olmadı. Ya işte o... Kanka daha çok böbrek evet, gibi oldu ya. Biraz kelebek kalıbı. Biraz daha böbrek gibi oldu kanka. Yani hiç girme bence. Şöyle. Kan şörtüne geliyor can. Seni fazla boyayı şey yapalım. Şey konseptimiz sevgililer günü bu evet, arada. Evet. Hani terk ettiğin sevgiline kart hani falan hani şöyle bir güzellik mi? Yapacağım desen ama. Bence çok cool oldu. Gerçekten söyledikten sonra benim aklıma başka bir şey gelmiyor şu bakın, an yani. Gerçekten çok gerçekten. Çok cool oldu ya. Sevgililer Günü Katliamı diye film çıkartmışlardı bundan 2 sene evvel hatırlıyor musunuz? Ben bunu evet Deadpool ya. Severlere evet, ben bu kartı Deadpool severlere hediye etmek istiyorum. Çünkü geçen sene kitlelere oynama, kitlelere oynama. Geçen sene 14 Şubat'ta Deadpool'u oynama. Çıkarttılar. Çok iyi hareketti. Kitlelere ben de, oynama, kitlelere ya, oynama. Bak, bir de sözümü kesiyor. Yani kitlelere çok terbiyesiz oynama, bir adam bu ya. Kitlelere. Süre yoktu değil mi? Yok istemediniz o yüzden evet, süre koymadım. Ben daha mutluyum olmasın. Şey dedin ya sanat aceleye gelmez. Sanat yaratıcılık aceleye gelmez. Pardon özür dilerim tam konsept anlayamamışım. Yapamayacağı için yapamayacağı yetiştiremeyeceği için. Hocam. Pardon yanlışlıkla oldu ya. Bayağı elimden sandım. Ben ona tekrar attım. Ya bu hakem yanlı. Ben bunu kabul etmiyorum. Nasıl yanlı? Bana atıyorsun bir şeyler atıyorsun. Ya ne yapayım bana geldi ben de oradan direkt gelişine vurdum. Gelişim. Aslına bakarsan. Kemal kendi şeyini kullanır mısın? Ben şimdi bunları biraz sulandırmak istiyorum. Nasıl yapalım onu? En iyi yaptığın şey kanka sulandır. Daha da sulandırmam gerekiyormuş. Ne yaptın fırçamı ya? O öyle geldi bana. Malzeme o fırça bana öyle geldi. Can öyle yalan söylüyor. Hiç öyle falan gelmedi. Sen hiç öyle bir şey yapmış olabilir miyim? Hayır canım. Ayak gibi güven. Sen Picasso'nun fırçalarını gördün mü? Görmedim. Görmek de istemiyorum. Picasso'nun fırçaları var ya bir kere kullanır ve atar. Çünkü hani sevgili sanat... katacaktın yani. Sen ne yaptın? Sen anasını anlatmışsın sevgili. Da Vinci'nin fırçalarını gördün mü? Bir daha kimse o fırçaları kullanamaz. Çünkü sanat yani ve aşkla o fırçalar paramparça olur. Monet'in fırçalarını gördün mü? Bu iyi yine. Tamam tamam. Ya bana Monet'in bir tane tablosunu saysana. Neyse zaman. Gören gördü zaten. Mona Lisa. Mona Lisa. Abi bir şey söyleyeceğim. Beni, gerçekten ama yani benim de elimde yazım var. Çok kötü. Ve yani hani yapacak bir şey yok. Ben bunu bir kart, bu kartı birine hediye ediyorsam benim her şeyim o kartın içinde olması gerekiyor yani. O yüzden özür dilerim. Her şeyimle yaptım. Çirkin el yazımla, işte boya saçmalamamla her şeyimle yani. Olduğum gibi kabul etmesi gerekiyor yani. Kapattığı zaman oraya geçecek biliyorsun değil mi? Geçer mi? Geçsin güzel olur. Ne düşünüyorsun? Çok güzel oldu, bayağı iyi oldu. Ben istedim o kartı. O kartı ben kazanacağım. O kartı ben kazanacağım. Boya atarsın o zaman. Canınki daha atacağım. Güzel ben cana atacağım. O'yu kesin cana vereceğim. Hocam zamandan da puan kazanıyor muyuz? Zaman ya oğlum, zaman, zaman yok. Yok ama şimdi izliyorlar tabii. O zaman işini yapsan ben bir şey soruyorum. Sana mı sordum? Hayır eve bak ya. Önemli tabii. Sen sonuçta önce bitirdin. Tabii abi sonuçta yani, önce bitirdim. Zamanla... Karar ya, verecekler vakit yani. Vakit nakittir. Ya bak dün öyle demiyordum ama önce bitirmek sorun değil. Hayır ben şey diyorum karar önce verecekler. Sorun değil. Ama çok ayıp oluyor. Bu ne şimdi? Oğlum ben yoktum o gün. Hayır. Bu yeni o yarışma. O yarışma ben, başka bu yarışma ben başka. Ben oylamayla ilgili bir şey söylemiyorum. Oylama orada. Sıkıldım haberini beklerken ben de kendime bir şey ayırdım. Sen bence bir tane daha yapabilirdin. Hani yeni bir kart tasarımıyla. Bucağı da yapacağım. Şey çok şöyle heyecanlı. Türler istersen. Şimdi size efemine rambo nasıl yapılır? Küçük bir göstereceğim Can Bey. Efemine rambo bende mi göstereceksin? Ben yaptım kendime sende de yapacağız bak şimdi. Saçım, en azından saçımı al. Fönüm bozuluyor saçım öyle yaptım.
Tamam böyle devam et. Okay. Fönü mü bozuyorsun öyle? Efemine Rambo. Oğlum bayağı şey gibi bozdum lan. Kalemli C filmlerinde kabilenin kızı ama. Oğlum çocuk kula. Tamam hadi yap. Şey benim ya, şeyim bitmiş ama. Bir şey söyleyeceğim, sana iyi gelmedi sanki. Hani rahatlatır diyoruz. Ben ne bileyim, rahatım. Stres attırır falan diyor. Sende değişik etkiler ben yarattı gibi. Ben rahatım. Ben rahatım. Bir de tüy diktam olsun. Aferin ben de önce. Bunları böyle bir kapatacak bir şey yok abi, yok o yok. O yok hadi şunlardan yok. Şunlardan falan yapıştırabilirsin 8 saat sonra. Şunlardan falan yapıştırabilirsin mesela. Evet. Yemin ediyorum içim şişti. Ay ya. Pardon. Ya hayır, bir şey demem. Bu yani bitti mi? Ya herhalde bitti ya. Evet, önce bir alkış. Bence de hak ettiniz gerçekten. Aa, o dışından da öyle çıkıntıları mı var? Çok iyi oldu. Bayağı içip, şimdi, bayağı iyi oldu ya. İkiniz de kameraya bir gösterebilir misin? Ben bir dakika, misin? Bir dakika. Ay bitmemiş. İnternette bir şey alsın. İnternette bir şey görmüştüm. O kadar ama alkışladık falan, özür o niyeydi? Özür dilerim. Evet evet, lütfen bitti daha. Sol hali, sol. Yok yok, evet ben şimdi artık Can, kural koyabiliyorum. Aha, yani. Sol işte, şunu bitireyim. Can çok ama güzel olmuş oldu. Gerçekten bak, yaptıkça kötü bir noktaya bence sürükleniyorsun. Emin misin? Tamam, okey. Oğlum çok, o bayağı iyi oldu. Zaten bayağı iyi. İstediğin şey yapamazsan bunu sen bir şey diyeceğim. Beni yaralamaya mı çalışıyor? Evet, tam olarak sahibini... ne yapmaya çalışıyorsun? Sol elim. Versene ne olur. Oğlum Can ne iyi oldu abi ya, helal olsun ya. Aceleye gelmez. Aceleye gel. Kendin yap, aceleye gelmez. Can mesela Sevgililer Günü kartı için geçtiğimiz senelerde birer ay önceki hazırlık süreci falan uğraşır. Hazırlıklara. Öyle bir insan. Anca biter çünkü. Evet. Şimdi bir kart yapsan, bir de hediye yapsan, evet, nereden düşün, baksan... 2 ay. Can için çok önemli süreler. Önceden başlamak lazım bence de. Hazırım. Gerçekten mi? Evet. Gene alkışlıyoruz. Bravo Can. Evet. Şimdi kartları bir şöyle bir kameraya... Aynı anda kaldıralım. Aynı anda. 3, 2, 1. Böyle bir sunumunu yapmak, tanıtma, içini falan da göstermek ister misiniz? Ayrı ayrı. Şimdi benim kartım birazcık böyle... Nereden isimlendin? Venedik. Tarzı bu. Ha, hı, özel. Anladım. Biraz böyle duyguları öncesinde şey yapan... Hiç duygu muygu yok orada. Bak öncesinde yani saldırı yok. Hayır, evet evet. Ben yaparken sürekli bana saldırı. Sunum... Şimdi düşündüm ben. Tamamen makine oğlum orası. Baksana sen basmışsın evet, oraya. Evet, yani. Evet öyle oldu. Şimdi sticker öncesinde... Kolaya kaçmışsın sticker'da. Evet çok demiş. Kolaya kaçtım. Evet. Şimdi öncesinde şey yaptık. Seslenme sıfatlarla işte balım gibi. Hı hı. Sevgililere söylenen kuşum tatlı şeyler. Gibi tatlı hı hı. Şeyler. Sesleniyorum yani ayım gibi. Ama bu ayı tabii oyuncak ayı yani. O böyle, zaten resmi de var yanında yani. Ha, yanlış, nasıl, anlaşılmasın yanlış anlaşılmasın diye. İnşallah önce bir dikkat çekiyoruz. Bu kartın ön yüzüyle önce bir böyle sevgiline bir bakıyor. Diyor ki balım, ayım. Önce dikkatimizi çekiyoruz sevgilinin. Sonra anladım, sürpriz tamam. İçeride asıl sürpriz. Asıl sürpriz bence de Fibax. Ne yazıyor? Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen. Bak. Sesleniyorum, dikkat çekiyorum. Sonrasında da diyorum ki kalbim sende ama lütfen onu yerine koy, zorlanıyorum. Hayat çok zor diyorum. Ben tasarımdan... Ve kalbimi de özellikle mavi ile yeşilli seçtim. Kırmızıdan kaçındım burada. Çünkü o kalbi o öbürü çalmış ya. O nerede? Sonunda 7,5 saat kırmızı kalp. Gerçek kırmızı kalp nerede biliyor musun? İnanılmaz. Abi işte bak, her sayfada seni... ayrı bir içerik, her sayfada ayrı bir aynen. Lezzet, sürprizsiz bekliyor. Sonunda da imzam var. Hikayesi olan bir kart. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten. Çok sağ ol. Derin anlamlar yüklü. Çok anlamlı oldu. Bu kartı istiyorsanız, ben hani özetleyeyim. Bu kartı istiyorsanız oylamada ve yorumlarda Kemal yazıyorsunuz. Ve bu kart sizin olabilir o zaman. Olabilir. Ona göre yani. Şimdi ben tamamen her şeyin doğal ve elinden çıkmış olmasını istedim. Çünkü yani sevdiğinde bir kart hazırlıyorsan, o kart ve elinle hazırlıyorsan hazır bir şeyler kullanmamalısın bence. Tamamen elden çıksın. Yani hiçbirimiz tam mükemmel değiliz ya. Hani o da bizim mükemmeliyet olmayan yanlarımızı yansıtıyor bu kart aslında. Hatırlatmak gerekiyor bazen yani. Hani ben mükemmel değilim, sen mükemmel değilsin. Önemli olan beraber mutlu olabilmek. Tamam mı? Kalp özellikle birazcık, çünkü ben asla düzgün kalp çizemem ama seni de kandırmak istemem. Tamam mı? Yalancı kalplerle, stickerlarla falan. Ben neysem oyum ve o şekilde geldim buraya.
Ama önemli olan birazcık dokuydu benim hissettirmek istediğim. Çünkü hani dokunuyorsun ya, dokunarak bir şeyler geçmek istiyor. O yüzden mesela kartı açtığın zaman en başında elinin değdiği yere böyle birazcık bir kumaş koymak istedim. Şimdi yavaş yavaş açıyorum çünkü bir sürpriz de geliyor. Evet, bir anda şoka girmesin insanlar. Bu hani bu kumaş hissiyle ben açılmasını istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Çünkü hani şey aklımdasın, düşünüyorum. Bunu ben yapıştırdım zaten. Farkındasın, o yüzden elim, kolum, her tarafım leş gibi oldu bunu hazırlarken, ama önemli mi? Değil. Tabii ki. Çünkü benden bir parça olarak gelmesi gerekiyor. Sonrasında şu aslında açık sözlülükle başlıyor bu kart. Yani şöyle, seni tanımıyorum ama tanısam kesinlikle severdim demek istedim ben içine. Çünkü yalan söylemek istemiyorum sana. Seni bazıları gibi boş vaatlerle kandırmak da istemiyorum. Getireceğim içeri de. Ve bir de son nokta olarak şu. Hepimiz sevdik, hepimiz çok üzüldük. Bunu unutmamak lazım. O yüzden bu birazcık yaralı kalbi buraya koyuyorum. Yani bu yaralı kalp şu. Yaralı kalbini gel, bende iyileştir. Başka bir şey istemiyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Gerçekten. Evet, gel ben de iyileştir. Başka bir şey demiyorum. O zaman ben toparlayayım. Canım teşekkür ediyorum. Bu yaptı, bu güzel. Ve gül, bir tane de gül koymak istedim altına ondan sonra. Gül bu değil mi? Yani benim ekspresyonist bakış açısından gül. Bu da bir gül. Bu güzel güllük arkada isterseniz ankette ve oynamada can demeniz gerekiyor. Yani hani ben hani birazcık şey... Çok etkilendim. Akışı bıraktım, akışta gerçekten bıraktım ve... Hani gerçekten akışına bıraktım. Sevmek üzer, yapacak bir şey yok. Ama ben üzülmeye kabulüm. O yüzden yaralı bu yaralı ben. Kalbi o yüzden buraya koydum. Çok teşekkür ediyorum. Bu. Sizleri seviyorum. Can başından beri iddialıydı. Ben neden iddialı olduğunu anlamamıştım ama bugün anladım. Değil mi? Farklı noktaya yaklaşıyorum olaylara. Çok değişik bir kafam var. Teşekkür ederim. Anladım bugün gerçekten. Teşekkür ederim geldiğiniz için. İkinize de. Her zaman bekliyorum. Çok yaratıcı, şahane şeyler yaptınız. Hiç beklemiyordum. Sonuçlar inanılmaz bu arada. Erkek kanalında da bir videomuz olacak beraber. Ona da göz atarsınız mutlaka. Kendinize iyi bakın. Görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Sen çok güzel oldu seninki ya.